Saldırı başarılı olursa, köpeğin salyasındaki virüsler bir yara veya kesik aracılığıyla kurbanın kan dolaşımına girecek. Sonra bu yeni kurbanı ele geçirmeye koyulacaklar. Kuduz virüsü müthiş bir manipülasyoncu. Kurbanlarını ve onları nasıl kontrol edeceğini biliyor. Saldırılarını koordine ederek savunmaları atlatıyor, sızıyor, kuşatıyor, avının içinde bir darbe gerçekleştiriyor ve en nazik olanlarımızı şiddete en meyilli olanlara dönüştürüyor. Görülmeyen kuvvetlerin insafına kalmışız. Virüslerin, mikropların, hormonların, kendi DNA'mızın. Programlamanın bitip özgür iradenin başladığı yer neresi? Bir yerde başlıyorsa tabii. Bal arılarının özgür iradesi var mıdır? Bir bal arısı ölünce özel bir kimyasal salgılar. Onu kovandan çıkarmaları için arı arkadaşlarına işaret veren karakteristik bir kokusu olan bir ölüm feromonudur bu. Bu ölüm feromonu oleik asittir. Son derece sağlıklı bir arıya bir damla oleik asit değdirilirse ne olur? Ne kadar zinde olursa olsun, bir haber tabut taşıyıcılar tarafından çırpınıp çığlık ata ata kovandan dışarı taşınır. Arılar kovanın içinde çürüyen cesetlerden gelecek enfeksiyon tehlikesini anlıyor mu? Ölüm ve oleik asit arasındaki bağlantının farkındalar mı? Ölümün ne olduğuna dair bir fikirleri var mı? Bizim var mı? On milyonlarca yıllık kolektif arı deneyiminde bir arının oleik asit salgılamasının ölmesinden başka bir yolu hiç olmadı. O yüzden arılara göre burada bir belirsizlik yok. Oleik asit kokusu daima ölü bir arı demek.